Kıymetli danışman öğretmen arkadaşlarım ve geleceğin yazarları, genç yazar adaylarımız, sevgili öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yazarlık Atölyesi'nde 27 Nisan 2022 Çarşamba akşamı konuğumuz Doçent Doktor Ali Kurt hocamız, Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi değerli hocam, bu akşam bizimle bilgi ve tecrübelerini paylaşacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Bey. Ali hocamla bu akşam edebiyat ve yazarlık gibi geniş kavramlarda kendisinin yıllardır içerisinde bulunduğu edebiyat dünyası, edebiyat bilgileri ve tecrübelerini bizimle paylaşmasını rica edeceğiz. Hocam buyurun lütfen siz başlayın. Hani arada ben öğrencilerin bakış açıları doğrultusunda araya girmem gerekirse girerim. Biz öncelikle sizi dinleyelim. Buyurunuz lütfen Sayın hocam. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tabii bu akşam sesim geliyor değil mi? Problem yok. Yok yok gayet iyi hocam sorun yok. Tabii Ramazan ayı içerisinde olmamız, bir de bu akşam ayrıca Kadir Gecesi, bir de iftar saatinin hemen akabinde olması, elimde bazen böyle ağzım kurunca çay olacak, kusura bakmayın. Bu vesileyle herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi İsmail Bey, kıymetli moderatörümüz bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmamızı istedi. Bu minval üzere konuşalım isterim. Aslında gerek öğretmen arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız hatırlamayabilir ama öğretmen arkadaşlarımız hatırlayabilirler. Ben Milli Eğitim ders kitapları da yazmıştım. Yaklaşık 4-5 yıl kadar tek kitap olarak da okutulmuştu Türk Edebiyatı iken eskiden. Haliyle Milli Eğitim'de çok uzun yıllarda gerek öğretmenlik gerek yöneticilik de yaptım. Sonradan üniversiteye geçtik. Bu vesileyle tekrardan orta öğretimdeki arkadaşlara hitap etmiş olmak ve öğretmen arkadaşlara hitap etmiş olmak benim için son derece mutluluk verici. Onu baştan ifade etmiş olayım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben genel anlamda şöyle girmek istiyorum veya öyle bir tasarladım kafamda. Yani sanat nedir? Onun özelinde biz niye sanatla uğraşırız hızlı bir şekilde? Sonra oradan türlere, oradan işte roman ve hikaye ve akabinde aslında hikayede ne anlatmak gerektiğine dair bir şeyler söylemeye çalışacağım. Biliyorsunuz orta öğretimde derslere başlamadan önce o derste neler anlatmamız gerektiğini ilk başta söylememiz gerekir. Sonra derse girmek gerekir. O vesileyle söylemiş olayım istiyorum. Bu arada ilk başlarken biraz yavaş gidebilirim, sonra açılırım. Biraz kendime geleyim, kusura bakmayın. Çünkü yeni daha sofradan kalktım o sebeple. Şimdi sanat dediğimiz şey hayatın her alanında aynı şeyi yani insanın istemesini, niyetlerini, görüşlerini, niteliğini, daha doğrusu daha geniş anlamda insanın dünyayla, tabiatla, doğayla olan ilişkilerini sanat dile getirir. Aslında sanat dediğimiz şey de kendini gösteren, ortaya çıkartan şey, açığa çıkan şey her zaman hayattır. Dolayısıyla insandır, yaşamdır. Burada tabii şöyle bir soru hep aklımıza gelir. Felsefede çok tartışılır bu. İşte sanat hayatın bir aynası mıdır diye tartışılır. Direkt olarak aynasıdır, değildir, yansımasıdır gibi tartışmalar hep olmuştur. Ama sanat dediğimiz şey benim kanaatim direkt olarak bir yansıması değildir. Direkt değildir yalnız. Bir yansıması ama direkt değildir. Çünkü hayatı ve onun değişmelerini olduğu gibi yansıtmaz. Ancak temel olan bir şeyi alır, onu kavrar ve onu yansıtır. Bu şu demek,
varlık dediğimiz şeyin, alanın iki yanı var aslında. Bu birisi çok sürekli değişen bir taraf, ötekisi değişmeyen bir taraf. Yani belki buna yine benim kendi cümlelerim değil ama veya kendi ifadelerim değil ama Taküddin Mengüşoğlu'nun ifadesiyle söyleyeyim bunu. Bir ön yüz vardır, bir de arka yüz vardır. Şimdi ön yüz dediğim şey aslında sürekli değişen yan. Arka yüz, arka plan dediğimiz şey de değişmeyen yan. Bu arada bir kuş var arkamda. Sesi rahatsız etmiyordur umarım sizi. Öyle arada... rahatsız edici boyutta değil hocam. Bir arka fon gibi geliyor. Peki. Ben konuştukça o da ötme ihtiyacı hissediyor herhalde, böyle bir şey. Şimdi aslında bu ön yüz ve arka yüz iç içe. Dolayısıyla bu sanatçı bir insan. Dolayısıyla insan olduğu için bu hem ön yüzünü hem arka yüzünü birlikte yaşıyor. Ama burada bu varlık alanı içerisinde insan sadece sanatın ön yüzüyle, yani o değişen yüzüyle, nedir o? Biz günlük hayatta aktüelite diyoruz ya, aktüelle, günlük hayatla ilgilenirse o zaman asıl insanı insan yapan değerler, varlık alanı dediğimiz şeyden kendini koparmış olur. Bu şekilde oluşturulan bir sanat eseri de zamana bağlı bir sanat eseri olur ve aslında çok da fazla zamana dayanamaz. Yani biz hani günlük hayatta popüler kitaplar dediğimiz, ben bunu biraz şeye, sanatı hani edebiyata indirgerek söyleyelim. Popüler kitaplar dediğimiz şeyler vardır ya, sadece o günlük tüketim için aktüel hayatta vardır onlar. Onlar zamana dayanamaz. Aslında her iki yüzünü de, yani biz hem varlık alanı olan o insanın insan yapan değerler kısmı olan o arka yüzünü, hem de günlük hayattaki ön yüzünü birbirleriyle işte katıştırırsak, birleştirirsek, birlikte hareket ettirirsek, ancak o sanat eseri dediğim şey zamana dayanabilir. Yani kalıcı bir eser ortaya koymak istiyorsak hem orada ön yüz hem de arka yüz olmalıdır. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyelim. Şimdi tam öğrenci arkadaşlarımıza yavaş yavaş geleyim, çok üst perdeden konuşmuş olmayayım. Bu ön yüz dediğimiz şey, yani bu günlük hayat, aktüel hayat kuşaktan kuşağa değişir. Dolayısıyla bu ön yüz içerisindeki o değişmeyeni yakalamak, bulmak lazım. Yani nesiller değiştikçe o yüz hep değişiyor zaten. İnsanın dünyada bir sürü insan ne yapıyor? Ortaya koyduğu başarılar var, değişiklikler var, insan bilgisi var, insan deneyimi var, sosyal hayatı var, formu var. Yani insanın içinde yaşadığı olayları, karşılaştığı insanları, ilişkileri, yani bizim o tarih dediğimiz, tarih adını verdiğimiz her şey nesiller geçtikçe değişir. Dolayısıyla insan da farkında olmadan bu her nesilde insan da değişir aslında. Bu değişmeler içinde asıl o arka yüz dediğimiz varlık alanı içerisinde insan genellikle bunun farkında değildir. Ancak belli bir düzeye ulaşınca farkına varır. Mesela hatırlayın hemen, işte hep eski nesil, yani eski kuşak yeni kuşakla çatışır ve kuşaklar arasında hep birbirlerini anlamamak, iletişim kuramamaktan yana efendim yakınmalar başlar. Yani daha çok eski kuşaklar işte gençlikten yakınmaktan başka bir şey yapmazlar. Yani kendi gençliklerini hatırlarlar ve aslında hemen orada bilirler ki kendileri gençken de
bir ön kuşak, onlar da kendilerinden yakınmışlardı. Ben bir şeye rastlamıştım. Bu kil tabletlerde falan da var hep. Bir önceki nesle karşı efendim neslin ne kadar bozulduğuna dair, işte gençler ne kadar bozulduğuna dair şeyler var, ama ben çok daha yakında mesela Divan-ı Lügatürk'te görmüştüm. İşte orada da mesela şey diyor, işte gençlerin ne kadar değişik olduğunu, işte misafirperverliğin eskisi gibi olmadığını, hayatın nasıl değiştiğini, hep olumsuz anlamda bunu söylerler. Dolayısıyla bu aslında bu ön yüz ve arka yüz dediğimiz şeyi herhalde anlatabildim zannedersem. Ama sanatçı dediğimiz şey peki burada nerede? Sanatçı dediğimiz şey burada yakınmaz. Sanatçı dediğimiz şey hayatın gerçekleriyle, gerçeklikle yüzleşerek hayatını sürdürür, devam ettirir. İşte bu, ben asıl mevzuya geleyim yavaş yavaş. İşte bu insan faaliyeti dediğimiz, insanın başarısı dediğimiz sanat sahası aslında aynı zamanda bir tarih, bir varlık sahasıdır da. Dolayısıyla şöyle bir şey hemen söyleyebiliriz. İşte sanat deyince belki aklımıza işte başka şeyler de gelir, ama hani hızlıca söyleyeyim. İşte şiir, edebiyat, resim, heykel, müzik, mimari, işte aklımıza daha ne gelirse insan faaliyeti, insan başarısıyla bahis konusu olan insan faaliyetleri bunlar. İşte biz bunu sanat tarihi deyince edebiyat tarihi, resim heykel tarihi, mimari tarihi, müzik tarihi diye aslında biz ne yapıyoruz? İnsanın çeşitli faaliyetlerini belli devirlerde hakim olan bakışlara göre işte değerlendiriyoruz ve diyoruz ki bu eserlerin üslubu şöyle, işte özellikleri şöyle diye onları belki türlere, efendim, veya devirlere ayırarak onları tetik ediyoruz. Her anlamda, yani bu edebiyat da olur, başka sanatları da olur. Burada aslında şeye yavaş yavaş gelecek olursak, bizim mevzumuza yavaş yavaş yaklaşacak olursak, aslında şöyle bir şey hasıl olur, şöyle bir şey ortaya çıkar. Normal şartlarda yani insanın var olduğundan işte günümüze kadar demek ki insanın kendini ifade edebileceği sanat dalları ortaya koyuyor. Kendisini dışa vurabileceği, içindekini dışa vurabileceği sanat dalları efendim inşa etmiş ve biz de onları efendim türlerine göre şimdi ayırıyoruz belki. Şimdi burada tabii biraz modern hayata doğru geçildikçe eskiden bu parçalayıp böldüğümüz türleri şimdi de ayırmakta çok zorlanıyoruz. Diyoruz ki şimdi de yani hepsi birbirine girmiş. Acaba bu modern zamanlarda bir tür ayrımına gerek var mı? Edebiyat için söylüyorum. Bu tür tabii felsefede de edebiyatta da tartışmalar var. Şimdi mesele aslında gerek Aristo'da gerek efendim Platon'da aslında sanatı bir yansıma olarak görmek öne çıkıyor aslında. Yani burada yansımadan kastımız tabii demin dediğim gibi ayna değil de, yani bir şeyi edebiyat için söylüyorum, bir şeyi söze dökmek, bir şeyi efendim tasarlamak belki bu anlamda yansıma olabilir. Şimdi aslında mimesis dediğimiz şey veya taklit etmek dediğimiz şey veya hikaye dediğimiz şey aslında kök olarak aynı anlamda, hikaye de taklit etmek demek. Şey de biliyorsunuz, öykünmek dediğimiz kelime de yine taklitle alakalı. Yani aslında bizim edebiyatla alakalı bir şey söylediğimiz zaman genel anlamda bu mimesisle, sanatla ilgili bir şey söylediğimiz zaman yine bu mimesisle, yani yansıma ile alakalı şeyler söylüyoruz. Şimdi tabii burada benim
kendi kanaatim, bunu böyle de söylemeye çalışıyorum öğrencilerim, derse de söylemeye çalışıyorum. Aslında şiir, roman, hikaye, ya bütün tiyatro, bütün bu türler aslında kurmaca türler. Yani şöyle ifade edelim. Gerçi kurmaca tarih itibariyle daha modern zamanlar için ifade edilecek bir şey ama bu ifadeyi ben teknik anlamda kullanmıyorum kıymetli öğrencilerimiz anlasın diye, bir tasarlanma türleri diye söylemeye çalışıyorum. Yani bu iş bir kere şeyle başladı biliyorsunuz. Destanlarla, efendim mitolojilerle başladı. Homeros'u düşünün mesela. Başladı. Orada bir şeyi aynı şekilde olduğu gibi aktarmak, yansıtmak değildir, değil mi? Sonuçta var olan, duyulan bir hikayeyi yine bir tasarlayan birisi dinleyiciye aktarıyor. Peki ilk zamanlar, yani şeyde, yazıya aktarılmadığı zamanlarda, mesele yazı yokken ki zamanlarda mesele sadece dinlemek ve anlatmaktan ibaretti. Ama insan tür olarak, demek ki insan ırkı, insan türü böyle bir şeye ihtiyaç duydu. Yani doğada, tabiatta her şeyi görüyor, kendisi yaşıyor bu hayatı. Ama niye insan bunu işte dış dünyadan gördüklerini kendi işte beyninden süzüp onu değiştirip dönüştürüp tekrar soyut bir alem içerisinde tekrar onu somutlaştırarak bir sanat eserine dönüştürüyor. Bu sözlü ya da yazılı olsun. Niye? Demek ki böyle bir ihtiyaç var. Şimdi burada ben çok işte öğretmenlik yıllarımda da, efendim şimdi üniversitede de aynı şeyle hep karşılaşıyorum, aynı soruyla. Siz de hem kıymetli öğretmen arkadaşlarımız hem de öğrenci arkadaşlarımız bunu düşünüyordur. Yani biz sanki böyle şeymiş gibi, bir yerlerde gerideymiş gibi bir algı oluşuyor ders anlatırken. Efendim işte bize roman, tiyatro, işte modern hikaye, gazete türleri, bir sürü şeyi işte biz batıdan aldık. Hatta işte bunları söyleyince o zaman bizde hiçbir şey yok, bizde yok muydu yani bütün bunlar? Sonuçta insanlık diye bir ortak payda var ve insanın o ruhunun ortak olarak ihtiyaçları var. Dolayısıyla batıda böyle bir şeye ihtiyaç duyulduysa bizde duyulmadı mı? Peki bizde ne var? Ona bakmak lazım. İşte burada aslında meseleye bir medeniyet perspektifiyle, çerçevesiyle bakmak lazım. Aslında her tür farklı şekillerde bütün insanlık alemi içerisinde sanat olarak kendini gösteriyor. Yani batıda işte ilk başta işte epik, sonra romans, oradan romana gelirken bunu açacağım, merak etmeyin. Bizde efendim roman, batıdan roman gelince kadar bizde ne vardı? Bu türü karşılayacak bir şey yok muydu? Hatta şöyle derler, tam tersi, hikaye doğudan doğmuştur diye de söylerler. Yani o aşağılık kompleksini gidermek için söylüyorum. Bizde de hem doğu kültüründe, hem İslam kültüründe, hem Türk kültüründe, büyük bir geniş alanda Türk mitolojisinde veya doğu mitolojisinde komple bu tür anlatılar, yani ne diyelim ona, anlatmaya bağlı bir olay çerçevesinde hikaye anlatma geleneği son derece kadim, son derece bizde fazlasıyla şey yapan, dikkat çeken ve öne çıkan bir gelenek bizde var. Sonrasında bu belki işte halk hikayeleriyle, sonra işte divan edebiyatında işte mesnevilerle, uzun şeylerle, o mısralar halinde ama uzun hikayeler şeklinde yine bizde anlatılıyor. Demek ki insanoğlu ortak olarak bir şeye ihtiyaç duyuyor. Yani
aynı şeylere ihtiyaç duyuyor. Yani romanın karşılığı bizde batıdaki romanın karşılığı veya olay çevresinde herhangi bir şeyi anlatma dediğimiz o çerçevede anlatı bizde zaten mevcut. Veya işte batıdaki şiir formu, bizdeki şiir formu. Yani bütün dünyada bu ortak. Yani bu konuda bir şey yapmaya gerek yok. Bir komplekse kapılmaya gerek yok. Ancak şöyle bir şey var. Bunu kabul etmek lazım. Bu süreçte yani insanlık dedim ya yüzyıllar boyunca işte insan faaliyeti, insan başarısı haliyle sanatlara da yansıyor. Her şu ifade böyle spot bir cümle gibi de olsun çok da duymuşsunuzdur zaten. Her insan aslında kendi zamanın ruhunu yaşar, çağının çocuğudur. Dolayısıyla o zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Her çağın kendine özgü bir sanat anlayışı var ve onun bir yansıması var. O zaman her çağın işte farklı medeniyetler içerisinde de algılanışı farklı. Mesela aynı anda biz işte Orta Çağ'daki Batı'nın içinde bulunduğu halle Orta Çağ'da Doğu'nun içinde bulunduğu hal aynı değil. Dolayısıyla onların yansıtmaları, onların o dışa vurumlarıyla bizimkinin aynı olması beklenemez. Yani beslendiğimiz kaynaklar aynı değil. Aynı şeyleri yaşıyor değiliz bu anlamda. Coğrafyada ne yaşıyorsak, nereden besleniyorsak o bizim sanatsal anlamda üretimlerimizi besliyor, değiştiriyor veya da dönüştürüyor. Bu demin dediğim gibi ön yüz ve arka yüz o kavramlardan hareketle yüzyıllar boyunca devam ediyor. Şimdi burada basit bir örnekle aslında mevzuyu hemen daha yakın zamana getireyim. Şimdi romanın doğuşunu düşünün. Roman kendinden önceki türlerden, kadim türlerden farklı bir tür. Batı'da ortaya çıkıyor ve işçi sınıfı dediğimiz, burjuva dediğimiz yeni bir sınıfın türü bu. Yani öncesinde böyle bir tür yok. Öncesindeki türler de demin dediğim gibi yani romanslar var. Nedir romanslar? İşte anlatacağımı söyledim az çok. Yine hikaye anlatılıyor ama hikaye dinlemek üzere anlatılıyor. Yani dinlenen bir şey romanslar. Yani derinlemesine girmiyorum. Ama romana gelince artık modern çağda modern insan okuma yazma bilen ve dinleyen değil bu olayları okuyan insanların türü oluyor. Yani şöyle söyleyelim hemen. Modern insanla birlikte yola çıkan modern insanın ihtiyacını karşılayan bir tür roman. Haliyle böyle olunca modern insan bu dünyada ne yaşıyorsa romanda aynı onunla birlikte bu serüvende onunla birlikte devam ediyor. Hani meşhur bir ifade vardır. Don Kişot ata bindi ve ata bindikten bu yana modern insanın serüveni devam ediyor. Dolayısıyla Don Kişot ve Don Kişot romanı, Cervantes'i Don Kişot romanı bizim roman dediğimiz türün en önemli başlangıcı kabul ediliyor. Ben bunu böyle sembolik olsun diye söylüyorum. At sürüşü devam ediyor. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. İlk romanla mesela 17. yüzyıldaki bir romanla 18. yüzyıldaki bir roman, 19. yüzyıldaki bir roman, 20. yüzyıldaki bir roman birbirine hiç benzemez. Mesela siz hani belki Türk romanlarını daha okumuş, diğerlerini de okumuşsunuzdur da mesela şimdi Sergüzeşti, İntibahı, Namık Kemal'in İntibahı'nı, Sami Paşa'da Sezai'yi, Sergüzeşti'ni falan okuduğunuz zaman bu romansa diyorsunuz, klasik anlamda bizim ilk batıdan modern anlamda aldığımız ve kendimize göre kendi tecrübelerimizle kendi romanlarımızı yazdığımız zamandan bahsediyorum.
Eğer bunlar romansa diyorsunuz, hemen 1950'lere geldiğimiz zaman modernist diyebileceğimiz işte saatleri şeyin söyleyiniz Tanpınar'ın saatleri ayarlama enstitüsü hiç buna benzemez mesela. Daha da geçelim, mesela postmodern zamanlarda hala roman demeye devam ediyoruz ama mesela İhsan Oktay'ın Puslu Kıtalar Atlası. Şimdi bu romansa bunlar roman değil oluyor. O zaman şöyle bir soru aklımıza geliyor. Bu kadar 400 yıllık süre içerisinde roman yavaş yavaş ölüyor mu? Hayır. Don Quixote ata bindi dediğim ifade var ya, ne yapıyor? Modern insanla birlikte yürümeye devam ediyor. Modern insan neyi seviyor, neyi istiyorsa ona göre roman şekil alıyor. Bu sadece roman özelinde söylediğim şeyler. Yani anlaşılsın diye daha sonra sorularla şey yaparım ama bu başka bir türden, şiirden bahsedecek olursak burada çok farklı değil bunlar. Yani şöyle hemen düşünün, hemen hepimiz işte öğrenci arkadaşlarımız işte halk edebiyatı, divan edebiyatı, ondan önce eski Türk edebiyatında işte koşuklar, sagular, savlar falan gördünüz. Şimdi yavaş yavaş ya orada en belirgin olarak gördüğünüz şeyler neler? Şimdi ben onu daha önce kitabıma da almıştım. Şöyle mesela bir divan edebiyatından bir örnek. Aşk bir şemi ilahüdür benim pervanesi, şevk bir zincirdür gönlüm anın divanesi. Şimdi bir aşk anlatıyor. Bu işte yüzlü olarak Osmanlı edebiyatında işte Hayali Bey'in bir beyti. Yani burada ne var? Bildiğimiz mısralar halinde, efendime söyleyeyim, dönemin zihniyetini anlatan, bir aşkı dönemin zihniyetiyle anlatan bir şiir. Şimdi aynı dönemde Erzurumlu Emrah'ın mesela güzel sevmek bir sarp kale, ya alınır ya alınmaz. Mesela bu da halk edebiyatından. Bu da dikkat edin, birisi işte aruzla yazılmış, birisi heceyle yazılmış. Ama kendi döneminin zihniyetini anlatıyor. Mesela Erzurumlu Emrah sarp bir kaleden bahsediyor. Aşkı ona benzetiyor. Gördüğü, duyduğu şeyler. Evet, buyurun. Ali Hocam, müsaade ederseniz ben de bir katkı sağlamak isterim burada müsaadenizle. Şimdi aynı yüzyılda hocam, 16. yüzyılda mesela İngiltere'de Shakespeare işte evet. Shakespeare iyileşmek istemez aşka düşen diyor. Aynı yüzyılda burada Fuzuli işte aşk derdiyle hocam der değil mi? Yazımdan tabip kılma dermanı evet. Lakin zehri dermanındadır diyor. Yani aynı yüzyıl. Buradan da nereye geliyoruz? Sizin dediğiniz yani çağın ruhu denilen şeye geliyoruz aslında evet. Biraz. Söyleyiş farklı belki kendi coğrafyasına göre söylüyor ama aşk tanımlamaları var. Buradan şuraya gelmeye çalışacağım. Teşekkür ediyorum İsmail Hocam. Şuraya gelmeye çalışacağım. Şimdi bakınız şiir işte divan şiiri devam edip gitmedi. Niye? Çünkü artık divan şiirini yaşayan o toplum kalmadı. Yani mesela günümüzde bir kaside yazılabilir mi? Yazılamaz çünkü kaside yazılacak bir hayat yok ortada. Yazarsınız da onun alıcısı olmaz. Yani o sizin yaşadığınız şeyin bir yansıması olmaz. Veya bir gazel yazılabilir tabii ama ne olmaz? Sizin yaşadığınız şeyin yansıması olmaz. Dolayısıyla o yansıttığınızın da toplumda bir karşılığı olmaz. O zaman ne olmuş haliyle? Şiir de insana göre değişiklik şekil olarak da değişiklikler göstermiş. Ben basit bir örnek daha vereyim. Hemen oradan tekrar asıl mevzuya geri döneceğim. Şimdi artık 20. yüzyılla birlikte yeni insan kendisine her türlü prangadan, dayatmadan azade olmak ister ve özgür olmak ister. Öyle olunca mesela bu nasıl yansıyor mesela şiire, edebiyata, romana vesaire? Şiir nasıl yansıyor? Şöyle yansıyor. Yani artık kafiye ile, vezinle, ölçüyle, uyakla, ölçüyle kendi duygularına gem vurmayı, ona göre hizaya koymayı istemiyor mesela. Veya yine işte şairane bir söyleyiş var, eskiden beri var olan. Bu dayatılmış işte şiir
böyle ulvi ifadeler, yüksek ifade, yüce ifadelerle söylenir diye dayatılmış bir şeyi reddediyor yeni insan. Dolayısıyla ne yapıyor? İşte mesela bizim Orhan Veli gibi veya devamında ikinci yeni şairleri gibi şiirleri bizden söylüyorum. Batı'dan işte kübizm, letrizm, varoluş falan, onlara örnekler vermeyeyim, derinlemesine girmeyeyim onlar ama ne oluyor? Bizde hemen şiir yeni insanın formuna göre çağında o karşılığı buluyor. Bakın şöyle Orhan Veli 16. yüzyılda, 17. yüzyılda şiir söylese ne olurdu? Hiçbir anlamı olmazdı. Söylediklerine şiir de demezlerdi. Belki de deli divane derlerdi ona. Yani bu söylediklerinden. Ama aynı şekilde dünyanın belki de ilk 5 şairi, en büyük şairi sayılabilecek, içinde mutlaka ilk 2'de 3'te olacak Fuzuli 1950'ye gelip kendi şiirini söylese, meşhur Su Kasidesini, biz kasidesini tabii su redifli olduğu için Su Kasidesi diyoruz. Su Kasidesini okusa, biz onu daha önce tanımış olmasak mesela, bizde bir karşılığı olmaz. Çünkü yeni insan böyle bir şeyi istemiyor. Ben hep derslerde şu güzel espri olsun diye şu örneği veririm. Mesela şarkılardan örnekledim. Derim ki öğrencime, mesela şöyle bir şarkı var. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Şimdi bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin diye daha ihtimal ne, ölmek mi dersin diye girişe bakın. Bir de şimdi yeni gençlerin dinlediği, şimdi arkadaşlarımız hepsi burada dinlediği müziklere bakın. Hemen istediğini bildirecek. İşte direkt fiillerle geldim gittim yaptım ettim neyse, böyle rap tarzımız, espri yapıyorum gerçi. Ama orada daha şarkıya yavaş bir şekilde bir ihtimal daha var diye giriyorsunuz. Daha ihtimalle onu müzikten sonra bekliyorsunuz. Ama gençlerin söylediklerine bakın, direkt muratlarını, isteklerini hızlıca dile getir. Çünkü çağ hız çağı. Her şeyi hemen duymak, hemen görmek istiyor. Dolayısıyla buradan yavaş yavaş şuraya gelmek istiyorum. Özellikle bu bir sürü işte yarışmalarda jüri olarak mesela yer alıyorum. Özellikle Ümraniye Belediyesi'nin her yıl düzenlediği hikaye, şiir ve resim yarışması var. Orada 12 yıldır, 13 yıldır jüriyim. Yani 500-600 hikaye gelir. Binlerce şiir gelir. Bunları jüri olarak inceliyoruz. Gördüğüm bir şeyi hani hem de şeylerimizle paylaşalım dediğimiz için birikimlerimizi, gördüğüm bir şeyi hemen ifade edeyim. Biz madem kendi çağımızın çocuğuyuz, madem biz bu çağda yaşıyoruz, bizim faaliyetlerimiz bu çağla alakalı bir şey. Bizim estetik anlayışımız, sevincimiz, üzünçlerimiz, sevinçlerimiz hepsi bu çağla alakalı. Sanatımız da, sanat anlayışımız da, sanatı yansıtış şeklimiz de, ya aktarım, dışa vuruşumuz da bu çağla alakalı olmalı. Yani burada şu hatayı çok görüyorum. Onu da çok da konuşuyoruz. Ortada bir realite yok. Ya bir gerçek yok. Yani ya burada gerçek olmalı mı, olmamalı mı onu tartışmıyorum. O başka bir şey. Ama şu var. Yani bunu bilinçli bir şekilde, yani postmodern bir tavırla geriye gidip işte parodi, pastiş vesaire yapıp da bilinçli bir şekilde kurmacayla eskiye gidip eskiyi anlatsa onda problem yok. O zaten yeni insan tavrıdır, uyumla vesaire anlatması. Ama onu söylemeye çalışmıyorum. Hiç de öyle değil. Şöyle yapıyorlar mesela gelen hikayelerin birçoğunda 1900 İşte yılların başında okuduğu bir hikayeden çok etkileniyor. O tarzda aynı işte bir Refik Halit hikayesi, efendim bir Ömer Seyfettin hikayesi gibi onlara öykünerek bir hikaye yazmaya çalışıyor. Veya şiir geliyor, bakıyorsunuz şiirde öykünülen şey yine kendi bildiği, tanıdığı ama buradan 100 sene önceki şairler veya 50 sene önceki şairler. Yani kendi çağını yansıtmıyor. Ve şunu söylemeye çalışıyorum. Burada tabii ki sanat dediğimiz şey muhayyel bir şey.
Tabii ki bu muhayyel olunca sadece çevremize, sokağa tuttuğumuz ayna şiir, sokağa tuttuğumuz ayna hikaye, sokağa tuttuğumuz ayna efendim şey olmak zorunda değil, yeni bir tavırla roman olmak zorunda değil. Ama bu toplumda, bu dönemde yaşayan bir insan olarak dışarıdan aldığım herhangi bir şeyi bu dönemin insanı beyninde onu değiştiriyor, dönüştürüyor. Yani fabrikasında tabiri caizse işliyor ve sonradan onu dışa vuruyor. Yani her metin mutlak surette çağını yansıtmak zorundadır. Çağının zihniyetini yansıtmak zorundadır. Az önce okudum. Mesela işte Güzel Sevmek bir Sarp Kale ya alınır ya alınmaz Erzurumlu Emrah'ın. Şimdi bakın çağ nasıl yansıtıyor? Kale var, Sarp Kale var. Demek ki savaşlar, kaleler hemen aklınıza, hemen o coğrafya, o zaman dilimi aklınıza gelir. Ama bir de bakın Ece Ayhan'ın Aşk Örgütlenmektir. Bir düşünün abiler. Şimdi bu da şiir, bu da bir mısra ama aşkı nereye indirgedi birdenbire? Kendi çağındaki kendi mücadelesine, işte örgütlenmeye vesaireye indirgedi. Ama biz biliyoruz ki Ece Ayhan kendi çağının bir kısmını yansıtıyor. İşte Erzurumlu Emlak da kendi çağının bir kısmını yansıtıyor. Şimdi bizim işte Ece Ayhan'dan, işte İsmet Özel'den, işte Cemal Süreya'dan bir Erzurumlu Emrah gibi davranmasını beklememiz tuhaf olur. Aynı şekilde onun da öyle. Ama şöyle mi diyorsunuz hocam diye sorabilirsiniz. Yani biz hiç mi gelenekten faydalanmayacağız? Yani gelenekle ilgili, gelenekle ilişkimiz nasıl olacak? Buna bakmak lazım. Son birkaç cümleyle bunu da söyleyip isterseniz sorulara bırakmış olalım. Şimdi tabii ki gelenekle şöyle ilişkilenmek lazım. Gelenekte mutlaka beslenmek lazım ve onun üstüne bir şey inşa etmek lazım. Doğru. Şey gibi değil ama bu. Bilimle sanatı çok doğru ayırmak lazım orada. Şimdi bilimde ne vardır? Siz mutlaka bir öncekinin yaptıklarına ihtiyaç duyarsınız. Onun üstüne bir şey inşa edersiniz. Ama sanatta siz bir öncekini alırsınız ama siz yepyeni bir şey ortaya çıkartırsınız. Her defasında yeni bir şey ortaya çıkartmaktır. Orada mesela sanat eseri dediğimiz şey biriciktir, tektir. Her defasında orijinaldir ve yenidir. Dolayısıyla gelenekten beslenmek demek geleneği aynen yansıtmak demek değil. Geleneğe bazı ilmekler atmak, işte bazı sondajlar yapıp oradan beslenmek, onu değiştirip dönüştürüp yeni çağda yeni insanın diliyle, yeni insanın muhayyel hayal dünyasıyla onu yansıtmak. Dili çok önemsiyorum. Bazen karşımda dilsiz gençler gördüğüm gibi son derece ne diyelim öykünen ve 100 yaşında gençler görüyorum. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani dışarıda günlük hayatta bu çağın dilini konuşmuyor her iki kesimde. Buna uç kesim. Ne yapıyor? İşte olmayan şu anda günlük hayatta kullanmadığı veya kitaplarda yani bu çağı anlatan kitaplarda karşılaşmadığı kelimeleri kullanmaya çalışıyor. Bu oturmuyor çünkü yapay kalıyor. Çünkü bunu yaşamıyor hayatında. Öteki zaten dilsiz dediğimde zaten okumayla yazmayla çok bağlantılı olmadığı için çok 50-100 belki de 150 kelimeyle hayatını idame ettiriyor. Onu bir kenara bırakalım ama bizim derdimiz özellikle yapay duracak bir dili de bizim burada mutlaka düzeltmemiz lazım. Yani gelenekten beslenirken bir geleneğe ne yapacağız? Geleneği alıp değiştirip dönüştüreceğiz. Bazen geleneği şöyle yapıyor sanatçılar. Alıyorlar Miri Malı gibi tepe tepe kullanıp değiştirip dönüştürebiliyorlar. Bu gelenekle mesela bir örnek vereyim. Hoca arkadaşlarımız hemen hatırlayacaklar. Öğrenciler de derslerini hatırlayacaklar. Mesela Hisar grubu işte
gidiyor divan kültürünü önden besleniyor veya diyelim ki işte memleketçi edebiyat Faruk Nafizler halk edebiyattan besleniyor ama ne yapıyorlar onu? Şehirli şair alıyor o kendi yeni şehirli şairin şehirli diliyle evet dörtlük yazıyor ama asla Erzurumlu Emrah'ınkine benzemiyor. Dolayısıyla bu bir şey, bu beslenme şekli. İkincisi geleneği içselleştirerek tekrardan değiştirip dönüştürmek. Yani diliniz, üslubunuz, her şeyinizle yeni ama geleneği o kadar içselleştiriyorsunuz ki o ruhu yeni bir elbiseyle, yeni bir efendim düşünceyle tekrardan dirilterek yaşatıyorsunuz. Bunu örneğinde vermiş olayım. Mesela bizde işte Sezai Karakoç böyledir. Dilini falan baktığınız zaman ikinci eniyle aynıdır ama ikinci enindeki diğer şairlerin dili, geleneği bazen işte kullanmak noktasında içselleştirmemek gibidir ama Sezai Karakoç'un içselleştirilmiş halidir. Dili aynıdır halbuki onlarla. Şey anlamda söylüyorum, bu çağın, bu dönemin, bu iklimin, bu coğrafyanın insanının şimdiki dilinden bahsediyorum. Diyeyim ve burada isterseniz bitirmiş olayım. Sorularla biraz daha mevzuyu isterseniz genişletiriz. Bilmiyorum çok dağınık mı oldu? Çok bir anda böyle hazırlıklı da fazla daha hazırlıklı olmadan bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmış olduk İsmail Bey. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Şimdi ben kıymetli öğrencilerimize şöyle sohbetin başından beri ki şeyleri birkaç başlık halinde toparlayayım. Şimdi sevgili gençler, Doçent Doktor Ali Kurt hocamız sohbetin başından beri sanatın ne olduğundan başladı. Sanat nedir noktasından bir şeyler bize aktardı. Daha sonradan işte sanat, hayat ve insan ilişkisi sanat nedir'in altında. Sanatçı nedir'le alakalı yine bir şeyler aktardı hocamız. Ondan sonra hikayeye geldik. İşte hikaye nedir? Taklit etmek, sanat ve taklit etmek, hikaye ve taklit etmek, öykünmek noktalarında bir şeyler söyledi. Çağın ruhu ve aynı zamanda gelenekten beslenmek. Buralarda da şiirden ve şairlerden örnek vererek bir şeyler aktardı hocamız. Bunun hocanın şiir ve şairlerden örnek vererek aktardığı hususta siz tabii ki atölye sonunda birer hikaye, öykü ortaya koyacaksınız. Bu bağlamda siz de belki onun öykü versiyonu ile ilgili sorular yöneltebilirsiniz. O vesileyle orayı da açmış olur hocamız biraz. Biraz sizin sorularınızla devam edeceğiz. Her zamanki gibi yapacağım arkadaşlar. Farklı farklı şehirlerden öncelikle birer soru alıp ondan sonra vakit kaldığı ölçüde yine soru almaya devam edeceğim. Mardin Sosyal Bilimler Şevval, sorunu yöneltebilirsin. Öncelikle herkese iyi akşamlar, hayırlı kandiller dilerim. Dersiniz için size çok teşekkür ediyorum hocam. Benim sorum şu olacak. Zamana bağlı türler üzerindeki değişim eserlerin kalitesini etkiler mi? Etkilerse ne şekilde etkiler? Veya örneğin bilirsiniz ilk romanlar kaliteye uyum açısından biraz geridedir. Halen daha tam roman olamamışlardır, hamdırlar. Ama daha çok takdir edilirler. Biz bu noktada eskiye dönük mü gitmeliyiz, dönemimizin insanı mı olmalıyız? Genellikle bir şey yaratmak gerekir ama çağ ilerledikçe geleneklerle ilgili yarattığımız şeyler, geleneklerimiz özümüzden sapmaya uğradığı için hani doğu kültürüne veya batı kültürüne özendiği için geleneklerimiz de değişmekte. Biz bu noktada geleneklerimize karşılık eskiye göre mi hareket etmeliyiz, yeniye göre mi hareket etmeliyiz? Şimdiden çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi şöyle söyleyelim. Biz belki roman için, bizim romanımız için belki işte zamanla daha iyi hale geldi ifadesini kullanabiliriz. Yoksa romanın kendi serüveni için, yani batı için 400 yıllık serüven içerisinde demin söylediğim gibi her çağ kendi romanını yaratıyor ve kendi çağında o roman değerli ve kıymetli. Düşük falan değil. Biz bir şey leşmeye çalıştığımız için bizimki bir emekleme çağına ulaşıyor. Leş demek şunu demeye çalışıyorum. Batılılaşmak diyoruz ya, kendisi olmaya çalışırken belli bir merhaleden geçiyoruz. Dolayısıyla bir emekleme çağı var. Dolayısıyla
Bir olgunlaşma çağı bizde olabilir ama romanın kendi şeyi gerçek serüveni içerisinde böyle bir şey yok. Yani Don Kişot ilk roman kendi çağı için günümüze de ışık tutacak. Hatta baba Rom diyebileceğimiz diğer romanların hepsi üvey evlattır. Ana roman şey baba roman Don Kişot'tur. Her ondan bir şey alır. Diğerlerinin hepsi kısırdır aslında. Dolayısıyla kendi çağındaki her an, her ince ilk sorduğun soruya cevap olarak söylüyorum ilkine. Bence çağını yansıtır ve orada bir üst kalite vardır. Onun altında aşağı doğru inen bir şey vardır. Skalada iyi ve kötü vardır. Ama her çağının yansıması olarak bir iyi, bir kötü mutlaka vardır. Ama şöyle değil. Yani sanki roman zamanla daha da iyileşti. O bizim roman için onu söyleyebilirsiniz. Batı için öyle diyemezsiniz. Çünkü o, bir daha söylüyorum, kendi çağının bir yansımasıdır. Yani o zaman şu noktaya tekrar gelmiş oluruz. Hemen işte biz Don Kişot'un romanı, işte efendim Don Kişot Cervantes romanı kötüydü ama işte Ulysses veya Dostoyevski daha iyiydi gibi bir şey yapamayız. Böyle bir çizgi yapamayız. Böyle bir tartışma da yapamayız. Tabii öyle bir karşı yapamayız. Ama bizim romanımız için söyleyebiliriz bunu. Çünkü biz onu alıyoruz ve bir şey leşmeye çalışıyoruz. O gayet normal. Emekleme dönemi var, gelişme dönemi var. Evet. Hemen bir şey söyleyeyim. 1950'lerden itibaren biz batılı anlamda, batılıların 18. yüzyılda yaşadığı o sanayileşme, birey olma vesaire iyi çabalarını biz onlardan 200 sene sonra ancak yakalıyoruz. Sonra 50 sonrasındaki bizim romanlarımız için aynı şeyi söyleyemezsiniz. Artık o leşme süreci tamamlanmıştır ve bizim romanımız da olgun bir romandır. Gelenekle alakalı olarak şunu söyleyelim. Ya burada bir şeye karar vermek lazım. Bu çok önemli bir şey. Nedir o? Biz nerede yaşıyoruz? Biz çağımızda burada yaşıyoruz. Dolayısıyla gelenek dediğimiz şey bizim bu çağda yaşamımızı, hayatımızı ne kadar etkileyebilir? Ne kadar etkilemesine izin vereceğiz veya? Burada bütün problem, bütün mesele bu. Biz eğer kendi çağımızı yaşıyorsak, kendi çağımızın insanıysak, kendi coğrafyamızın insanıysak, dolayısıyla gelenek sadece bizi buraya kadar getirdiği için, bizi buraya kadar inşa ettiği için bizimle vardır ve bizde yeni ürettiklerimizde onların kodu vardır. O vardır ancak. Kendisi olursa geleneğin kodlarının bulması benim kanaatim yeterlidir. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Kayseri'den Rabia, Kayseri Sosyal Bilimler Rabia Kökkaya. Öncelikle hoş geldiniz. Bu kıymetli sohbetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben şöyle bir soru soracağım. Bize bu zamana kadar hikayenin ana unsurları her zaman şöyle üretiliyor. İşte kahramanlar, kahraman yer zaman. Sizin özgün olarak yorumunuzu merak ediyorum. Sizce hikayeyi hikaye yapan asıl ana unsurlar bunların dışında nelerdir? Teşekkür ediyorum. Aslında bu bizim ne yazık ki milliyetimde hocalarım da bilecekler, mecburen anlattıkları müfredatta yer, zaman, mekan, şahıs kadrosu ve bununla hikayeyi kuşatmaya çalışırız. Halbuki bu hikayeyi aslında ne yazık ki hikaye olmaktan çıkartır. Yani çok, çünkü ne yapıyoruz? Belli işte kategorilere ayırıyoruz ve onun üzerinden asıl mevzuyu kaçırıyoruz. Şimdi modern hikaye dediğimiz şeyde bunların dışında bir şeye çok dikkat etmek lazım. Özellikle tahlil dediğimiz ve tasvir dediğimiz şey, ikisinde derinleşmek. Modern hikaye dediğimiz şey budur. Mesela diyelim ki, veya hikaye dediğimiz şey bu olmalıdır. Çağın hikayesi bu olmalıdır. Şimdi elimde bir bardak var. Şimdi siz Ali Hoca'nın elinde bir bardak var dediğiniz zaman bu sadece bir bildirmedir. Bu hikaye etmedir. Değil mi? Bir şey anlatıyorsunuz. Şimdi bunun etrafında
Bu bardak bu şeyde bir mekanda var. Ali Hoca da birisi elinde tutuyor vesaire. Ama siz bunu anlatırken daha bardağı elinizi götürünceye kadar ki düşünceleriniz, bardağı tasvir edişiniz, bardaktaki işte çayı yudumlarken bilinçaltınızdan geçen onlarca şeyi bu hikayeye dahil etmeniz. Yani normalde sadece diyelim ki şöyle söyleyebiliriz onu. İşte 2 dakikalık bir olayın işte diyelim ki işte 15 sayfada anlatılabilmesi gibi bir şey bu. Halbuki eğer biz sadece şu yer, zaman, mekan, şahıs kadrosuna takılır kalırsak, o zaman mesela modern romanlarda, modern hikayelerde olay bulamazsın. Şahıs nerede dersin, zaman nerede dersin, mekan hele yeni postmodern şeylerde karma karışık bir hal alır. Yani buradan sıyrılmak lazım. O zaman şunu görmek lazım. Modern insanın artık, yani bizim bu çağın insanının artık demin söylediğim gibi şiirde olduğu gibi böyle fazlasıyla kısıtlara, prangalara, özgür düşüncesini engelleyecek şeylere karşı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yeni insan yeni düşünce tarzıyla yeni ortaya koyduğu şeyler ancak bu zamana, bu zamanda ne diyelim, elek üstünde kalabilir. Diğerleri bu insanı yansıtmadığı için yok olup gidecek zaten. Yani demin o arka yüz ve ön yüz dediğim şey vardı ya, önemli. Yani ön yüz dediğimiz şey, yaşadıklarımız mutlaka hikayemizin içinde olmalı. Arka yüz, yani genel olarak asıl kalıcı olacak olan insanlık varlığının, insanlık tarihinin, insanlık değerlerimizin kendisi olacak. Bunların birleştirilmesi lazım. Şimdi ben illa gidip işte yer, zaman, mekan, şahıs o dörtlemeden hareketle bir şey yazmaya kalkarsak ne yaparız? Tamamen eski, klasik hikayeye öykünürüz ve aslında o bizi yansıtmaz. Bilmiyorum, soruya cevap oldu mu? Teşekkür ederiz hocam. Eylem, hangi okuldasın? Eylem Tanış. Eylem, duyabiliyor musun ben, beni? Mardin, evet. Sosyal bilimler hocam. Aynen. Adımı değiştiremedim maalesef hocam, kusura bakmayın. Tamam, o zaman mikrofonu açtık, bir kere sorunu alalım senden. Tamamdır. Öncelikle sohbetiniz için teşekkür ederim hocam. Çok verimli geçti. Sohbet boyunca bahsettiğiniz gibi Don Quixote, Fuzuli veya Necip Fazıl'ın başarılı olabilmesinin ve hala günümüzde de okunabilmesinin sebeplerinden biri evrensel olan görüş ve duyguları kendi çağlarına kendi çağlarıyla harmanlayıp bizim önümüze sunmaları ve kendi çağlarını yansıtmalarıdır. Yani bizler evrensel olan duyguları, görüşleri, mesela aşkı, cesareti kendi çağımızda harmanlayıp verebilirsek iyi bir iş çıkarabileceğiz. Peki bunu yapabilmemizdeki buna nasıl başlayabiliriz? Nasıl yapabiliriz bunu? Hani iyi bir eser ortaya koymak istiyorsak eğer, roman, şiir veya hikaye gibi. Şimdi onu az önce şöyle anlatmaya çalıştım. Dedim ki bizden öncekileri bir kere okumuş olacağız. Yani insanlık tarihi boyunca insanlığın faaliyetleri, sanatsal anlamda faaliyetlerini okumuş olacağız. Yani bu bir altyapı, mutlaka bunlar olacak. Bunları hazmedeceğiz mutlak surette. Sonra buradan hareketle biz bu çağın insanı olarak kendimize has, kendimize özgü, bu çağın diliyle bir eser ortaya koyacağız. Yani bu orijinal, biricik ve yeni bir şey olacak. Ya ancak böyle olabilir. Şunu ben etkilenmemek için eskileri okumuyorum dedi birisi. Çok şaşırmıştım. Ya böyle tuhaf bir çıkarsam asla olmaz. Ya öyle şey olabilir mi? Yani insan buraya kadar geldiysek, insanlık tarihi buraya kadar gelse, bilimde, sanatta vesairede hep bir şeyin üstüne koya koya geldi. Dolayısıyla burada şunu ısrarla vurguladım. Yani bunu üst üste koyarken biz
yeni bir taş koyduğumuzun farkında olarak gitmemiz lazım. Yani üstüne biz bir taş koyuyoruz. Bu çok önemli. Dolayısıyla neyin üstüne taşı koyduğumuz biz lazım. Bu da önemli. Yani inşa neyle inşa olduk biz? Biz bu zamandan, biz hepimiz biliyorsunuz bir aile içerisinde doğduk. Böyle daha basit. Benim annem kim aile? Bütün bunlar beni inşa ediyor değil mi? Ben 20 yaşına geldiğim zaman kim olduğum bunun da okuduklarımla, ailemle falan vasıflandırılır. Peki siz hafızanızı kaybettiğini düşünün. Birdenbire 20 yaşında kendinizi sokakta buldunuz. Kimsiniz bilmiyorsunuz. Dininiz ne, anneniz kim, babanız kim belli değil. İşte köklerinizden, geleneklerinizden beslenmezseniz eğer böyle bir insan, hafızasını kaybetmiş bir insan durumuna düşersiniz. Ama bu şu demek de değil. Ben babamın oğluyum, babamın dediklerini aynısını tekrarlarım demek değil. Baban kendi çağını yaşadı, sen kendi çağını yaşayacaksın. Evet, teşekkürler hocam. Erciş Sosyal Bilimler Medine. Öncelikle iyi akşamlar. Sayın hocam, sizlere de bildiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim müsaadenizle iki sorum olacaktı. Hızlıca alalım soruları. Birincisi, şimdi ilk başlarda hocamız dedi ki sanatçı yakınamaz, hayatın gerçekleriyle yüzleşerek hayatı yaşar demişti. Yazar, yaşadığı hayatın içinde gördüğü gerçekler onu rahatsız ediyorsa yazarın bunu yakınması sizce yanlış mı olur? Yakınmasa bunu nasıl ifade edebilir? Bunu merak etmiştim. İkinci olarak da çağını yansıtmak zorunda demiştiniz bir yerde. Aslında yazarın bu şekilde yazarın hayatının büyük bir parçasını okura yansıtmış oluyoruz. Bu durum yazarı hoşnut etmiyorsa sizce yazar bu konuda ne yapmalıdır? Teşekkür ederim. Ali hocam, bir sorun var mı bağlantıda, mikrofonda? Göremiyoruz şu anda sizi. Ali hocam, duyabiliyor musunuz koptun bizi? Koptun mu acaba? Şu an tekrar geldim. Koptun mu acaba? Ben de şu an sesi duyuyoruz bir hocam. Bir sesim oldu sanki, öyle hissettim de. Görüntü gelir biraz sonra, sesi duyuyoruz. Soruyu duydunuz mu hocam siz? Ali hocam, beni duyabiliyor musunuz? Ali hocam. Ali hocam, sesimi alabiliyor musunuz? Yok, hiçbir şey. Ben de acaba bekliyordum soru gelecek mi diye, değil mi? Hocam şu anda beni duyabiliyor musunuz? Ali hocam. Duyuyorum hocam. Yani sizin ses bağlantıda sorun olmaya başladı. Çok kesik kesik geliyor sesiniz de hocam. Yani bağlantı hocam, burada ezan okunuyor. O mu etkiledi bilmiyorum. Tamam hocam, şunu sormuştu öğrencimiz, hani sanatçı işte kendi etrafında kendisini rahatsız eden şeyleri sunarken, yani bunu nasıl işte şikayetçi olmayacak gibi, istersen soruyu hızlıca tekrar alalım. Tabii. Şimdi ilk başlarda hocamız dedi ki sanatçı yakınamaz, hayatın gerçekleriyle yüzleşerek hayatı yaşar demişti. Yazarın hayatı içinde gördüğü gerçekler onu rahatsız ediyorsa yazarın bunu yakınması sizce yanlış mı olur? Yakınmasa bunu nasıl ifade edebilir? Tamam, bunu hemen hocam hızlı bir şekilde alalım lütfen sizden. Ama bağlantı, hocamın bağlantısı çok sıkıntılı gitti. Ali hocam, sizin bağlantı ciddi bir sıkıntı oldu hocam. Yani biz oradan hiçbir şekilde şey alamıyoruz. Bir dönüş alamıyoruz. Yani donuyor veya ses kesik kesik geliyor. İsterseniz toparlayalım yavaş yavaş. Hocam halde aynı mı? Evet hocam, bir donma var ekranda veya zaman zaman ses kesik geliyor. İsterseniz bir şey yapın hocam. Kamerayı bir kapatın. Sadece seste kalın. Peki, öyle yapalım. Bir öyle yapalım bakalım. Ses nasıl, sağlıklı olacak mı? Şimdi bir duyalım, tamam, sizi. Evet Ali hocam. Evet. Evet, şimdi daha iyi. Şimdi
Geliyor mu hocam? Şu an yine kesik kesik problem ama biraz... Hocam geliyor değil mi? Tamam. Evet geliyor. İnşallah düzelir. Şimdi ben orada tabii kastettiğim şey... Alo hocam beni duyabiliyor musunuz? Hocam bağlantı sağlıklı değil, bağlantı sağlıklı değil, yürütemiyoruz süreci, yani bağlantı problemini aşamadık. Böyle zaten bir iki öğrencimize soruları kalmıştı. İsterseniz müsaadenizle toparlayalım programı hocam. İsmail hocam. Buyurun hocam. Hocam şu anda biz hiçbir şekilde sizden ses alamıyoruz yani. Yani ses neredeyse yok. Yani %80 yok yani. Ses alamıyoruz sizden hocam. Peki. Beni duyuyorsunuz. Peki hocam, o zaman siz sonan... Ses alamıyoruz hocam. Dediğim gibi zaten bir iki öğrencimizin soruları kalmıştı. Onları da aslında alabilseydik iyi olurdu ama böyle bir teknik problem oldu. O zaman kıymetli danışman öğretmen arkadaşlarım, genç yazar adayları, sevgili öğrencilerimiz. Dediğim gibi birkaç öğrencimizin eli havada kaldı. Onların sorularını da aslında almak isterdim. Ama bir teknik problemden dolayı hocamızın sesini alamıyoruz. Yani o sağlıklı iletişimi kaybettik. Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yazarlık Atölyesi'nde 27 Nisan 2022 Çarşamba akşamı Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Kurt hocamız bizimleydi. Ali Kurt hocamla edebiyat ve yazarlık üzerine genel başlığı altında hocamızın edebiyat, şiir, hikaye, anlatı anlamında bilgi ve tecrübelerinden istifade etmeye çalıştık. Hem öğrencilerimiz hem biz. Ali Kurt hocamıza, yazarlık atölyemize konuk olduğu için, bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Ali hocam. Geliyor mu hocam? Biz teşekkür ederiz. Eğer şimdi geliyorsa, geliyor mu hocam? Şu an fena değil hocam. Evet, şu an fena değil. Peki, kusura bakmayın. Yani niye öyle oldu bilmiyorum. İyi, Allah'tan sonlarda oldu da başta olmadı. Evet, öyle bir teknik olabiliyor hocam, bazı teknik aksaklıklar. Çok teşekkür ediyoruz katılan bütün okullar adına, öğrencilerimiz adına, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğümüz adına çok teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili gençler, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum ben de. Tekrardan evet. Çok sağ olun hocam. Sevgili gençler, size de programa katıldığınız için, dinlediğiniz için ve sorularınızla da katkı sağladığınız için teşekkürler. Danışman öğretmen arkadaşlarıma, bütün danışman öğretmen arkadaşlarıma da emekleri için teşekkür ediyoruz. Daha sonraki oturumlarda görüşmek dileğiyle müsaadenizle programı sonlandırıyorum. İyi akşamlar diliyoruz.